Bugün iş ve enerji kavramlarıyla tanışacağız. Bu iki kelimeyi de eminim gündelik günlük yaşantınızda mutlaka kullanıyorsunuz. Günlük hayatta ne anlama geldikleri hakkında az çok bir fikriniz vardır ama bunların fizikteki anlamları gündelik hayattakinden biraz farklı. Tamamen alakasız değil ama farklı. Evet, iş ne demek olduğunu biliyorsunuz. Bir şeyler yapmak demek. Mesela para kazanmak için işe gideriz, bir iş yaparız. Gelelim fizikteki anlamına. Şimdi bir dolu terim kullanacağım ve aslında hepsinin de tanımı birbirine bağlı ve işin matematiğine geçtiğimizde sanıyorum tüm bu terimlerin anlamını daha iyi içselleştireceksiniz, daha iyi anlayacaksınız. Evet, iş bir kuvvet tarafından iletilen enerjidir. Yazayım. Bir kuvvet tarafından bu tanımı Wikipedia'dan, Wikipedia'dan aldım. Algılanması, anlaşılması nispeten kolay bir tanım olsun istedim bir kuvvet tarafından iletilen enerji. Bana yeterince açıklayıcı geliyor. Ama şunu merak ediyor olabilirsiniz. Tamam kuvveti biliyoruz. Kuvvet nedir? Kütle çarpı ivmedir. Peki enerji ne? Enerji ne ola ki? Evet onu da Wikipedia'dan, Wikipedia'dan araştırdım ve güzel bir tanımını buldum. Güzel çünkü enerjinin hareket, kuvvet ve iş dediğimiz kavramlarla bağlantısını kuran bir tanım. Yani tüm bunlar arasında birbirinden bağımsız değil hatta birbirleriyle oldukça yakından ilintili kavramlar. Sade de gelirsek Wikipedia enerjiyi iş yapabilme yeteneği olarak tanımlamış. Demek ki bu kavramlar ancak birbirleri üzerinden tanımlanabiliyor. İş yapabilme yeteneği. Doğrusu bulabildiğim en iyi tanım buydu. Gördüğünüz gibi kavramların sözel tanımları bize pek fazla şey pek fazla bir şey anlatmıyor. O yüzden hemen denklemlere geçeceğim ki bu sözcüklerin anlamlarını zihnimizde nicel olarak daha somut olarak oluşturabilelim. Daha somut olsun. Evet, mekanikte işin tanımı şu. İş eşittir kuvvet çarpı yol. Şimdi diyelim ki bir kütlem var. Başka bir renkte devam edeyim. Sarı içimiz baydı. Bu kütleye de yine diyelim ki 10 Newton'luk bir kuvvet uyguluyoruz. Kütleyi 10 Newton'luk bir kuvvet uygulayarak hareket ettiriyorum. Hareketin gerçekleştiği mesafede mesela 7 metre olsun. O halde bu kütleye yaptığım iş veya kütleye aktardığım enerjiye bakalım. İş eşittir kuvvet yani 10 Newton çarpı uzaklık yani 7 metre. Ve bu da neye eşit? 10 çarpı 7'den 70 Newton metreye eşit. Sanırım Newton metre buradaki Newton metre birimi işi tanımlamanın yollarından biri. Bu aynı zamanda 1 Joule e eşit. Buradaki Joule iş birimi. Bu birime ismini veren İngiliz fizikçi James Joule'un yaptıklarını başka bir sunumda anlatacağım. Ama aynı zamanda da enerji birimi. Zaten bunlar birbiri yerine kullanılabilen şeyler. Wikipedia'daki tanımlara bakacak olursak, iş bir kuvvet tarafından iletilen enerji demek. Enerji de iş yapabilme yeteneği demek. Şimdilik bu döngüsel tanımları bir kenara bırakalım. Biz bu tanımı kullanacağız. Bu tanım ne tür bir işten bahsettiğimizi biraz daha iyi anlatıyor ve o tür bir işi yaparken cisme ne tür bir enerji aktardığımızı da daha iyi açıklıyor. Şimdi gelin birkaç örnek çözelim. Diyelim ki bir cismim var, bu cismin kütlesi m, m, m kütleli bir cismim var ve cisim başlangıçta durgun halde. Sonra ona bir kuvvet uyguluyorum. Uyguladığım kuvvet f, f. Ve bu kuvveti d yolu boyunca uyguluyorum. Yani bu cismi f kuvvetiyle d yolu boyunca itiyorum. Peki ben neyi bulmak istiyorum? İşin tanımını biliyoruz. İş eşittir bu kuvvet çarpı bu yol yani cismi ittiğim mesafe. Cismin hızı tam bu noktada ne olur? Soru bu. Ve cismin bir şekilde hızlanmış olacağını biliyoruz çünkü bu arada yolun sürtünmesiz olduğunu varsayıyorum. Evet, cismin bir şekilde hızlanacağını biliyoruz çünkü bir kuvvet söz konusu olduğu zaman cismin sabit bir hızla ilerlemeyeceğini biliyoruz. Çünkü kuvvet kütle çarpı ivmeye eşit. Yani cismin ivmeleniyor olması lazım. Yani cisim burada durgun halde olsa bile bu noktaya ulaştığında bir hıza sahip olmak zorunda. O hızın ne olduğunu sayısal olarak bilmiyoruz çünkü burada sayı yerine değişkenler kullandık. Ama v cinsinden bulabiliriz. Hareket denklemlerini hatırlayın. Hatırlamıyorsanız veya videoları hiç izlemediyseniz atış hareketi ve kinematik üzerine bir yığın video var, izleyin. Biz şu sonuca zaten ulaşmıştık. Bir yol boyunca hızlanan cismin son hızı, Evet, değişiklik olsun. Farklı bir renkle yazayım. Evet, son hızın karesi eşittir ilk hızın karesi artı 2 çarpı ivme çarpı yol. Bunun ispatını zaten daha önce yapmıştık. Şimdi tekrarlamayacağım. Evet, bu örnekte ilk hızımız nedir? İlk hızımız 0, değil mi? O halde denklem şuna dönüşüyor. V f kare eşittir 2 çarpı ivme çarpı yol. Şimdi buradaki ivmeyi de kuvvet ve kütle cinsinden yazabiliriz değil mi? İvme neydi? F eşittir m çarpı a'dan ivme eşittir kuvvet bölü kütle. O zaman denklem şu hale geldi. V f'nin karesi eşittir 2 çarpı kuvvet bölü kütle çarpı yol. Şimdi gelin iki tarafında, her iki tarafında karekökünü alalım. Demek ki bu cismin bu noktadaki son hızı eşittir. Karekök içinde 2 çarpı kuvvet çarpı yol bölü kütle. Böyle bulunabiliyor işte. Ve burada ilginç bir şey var. Tahminen siz de dikkat ettiniz, fark ettiniz. Bu sonuçta burada işin tanımını andıran bir şey var mı? Evet, var. Bakın burada kuvvet çarpı yol ifadesi var. Bakın, kuvvet çarpı yol. O zaman şimdi başka bir denklem yazalım. Bir cismin belli bir hıza ulaşabilmesi için, belli bir hıza ulaşabilmesi için sistemle yapılması gereken işi bulalım. Buradaki kuvvet çarpı yol ifadelerinin yerine iş yazabiliriz. Değil mi? İş zaten kuvvet çarpı yol demek. Doğrudan bu denklemle devam edelim. Bir daha karesini almamız gerekmesin. Ve f'nin karesi eşittir 2 çarpı kuvvet çarpı yol yani iş. Buradaki tanımı alıp denklemde yerine koydum. 2 çarpı iş bölü kütle. Eşitliğin her iki tarafında kütle ile çarpıyorum. Yani kütle çarpı hız. Artık buradaki f'yi yazmayacağım. Zaten harekete durgun halden başlıyoruz ve sadece bu noktadaki hızla ilgileniyoruz. Sadece v yazalım. Yani m çarpı v kare eşittir 2 çarpı iş. Her iki tarafı da 2'ye bölersek iş eşittir mv'nin karesi bölü 2. mv kare bölü 2. Eşitliğin her iki tarafını da 2'ye böldüm. Ve tabii ki birimimiz jül. İlginç olan bu işte. Yani eğer bir cismin hızını biliyorsam bu formülü kullanıp ki türetirken çok da zorlanmadık. Cismin o hıza ulaşması için gereken iş girdisini hesaplayabiliyorum. Ve buradaki ifade kinetik enerjinin tanımı. Bu kinetik enerji. Kinetik enerji bu. Yine mesela Wikipedia'ya göre kinetik enerji harekete bağlı enerjidir. Başka bir deyişle, bir cismi durgun halden belli bir hıza ulaştırmak için gereken iştir. Sizi şimdilik bu formülle baş başa bırakacağım. Kinetik enerji eşittir. Kütle çarpı hızın karesi bölü 2. Yani 1 bölü 2 mv kare. Ve çok yaygın kullanılan bir formüldür. Bu enerjinin bir türü. Aklınızın bir köşesinde kalsın. Bir sonraki videoda da size başka bir enerji türünden bahsedeceğim ve sonra da enerjinin korunumu yasasına bir giriş yapacağım ve tüm bunlar bu bilgiler şu ana kadar öğrendiğimiz bilgiler esas o noktada işimize yarayacak. Çünkü bir enerji türünün bir diğerine dönüşebilmesinin bir cisme nasıl etki ettiğini anlamanızı sağlayacak. Görüşürüz.